istirahat et. Ne yaptı da istirahat edecek? İki ev işi yaptı, yoruldu mu yani? Ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyor yıllardır. Girebilir miyim? Nasılsın? İyiyim, sen? Peki, iyi sayılmam. Çünkü aşık olduğum, evlenmek istediğim kadın iş ciddiye binince geri adım attı. Öyle değil Cüneyt. Ne peki? Babamla konuşmama neden izin vermedin? Babamdan korkuyorsun, biliyorum. Ama sana kaç defa söyledim. Babam karşı çıksa bile umurumda değil. Önünde sonunda öğrenecekti durumu. Mesele o değil. Mesele benim. Cüneyt, sen benimle niye evlenmek istiyorsun ki? Ne biçim soru şimdi bu? Ben çok düşündüm. Ben bütün gece düşündüm. Biz o kadar farklıyız ki. Bütün gece bunu düşündün, öyle mi? Dün gece mi aklına geldi ne kadar farklı olduğumuz? Ondan önceki gece de evlenmemeye karar verdin, öyle mi? Şimdi de bu. Öyle ama ben sana göre değilim Cüneyt. Sen daha iyilerine layıksın. Senden daha iyisi yok. Seni seviyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Anlamıyorum. Çünkü ben annenin senelerce yardım ettiği, okul bitince de yanına aldığı kimsesiz bir kızım. Üniversiteye bile gitmedim. Nerede nasıl davranılır bilmiyorum. Bir yere gittiğimizde nasıl konuşacağımı bilmem. Kabul et Cüneyt. Ben sana göre değilim. Yazık. Eğer sana bunları düşündürttüysem hayvanın tekiyim ben. Hayır. Sen bir şey yapmadın. Bana bak. Gözlerime bak. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Nerede, ne yaptın, ne okudun umurumda bile değil. Ben seni seviyorum. Seni sen olduğun için seviyorum. Sen geç Handancığım, ben geliyorum. Günaydın Osman amcacığım. Zühre teyzeciğim, size de günaydın. Sana da günaydın Handan kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Yıldız ablaya bir bakayım. Zühre Hanım, Mehmet Kemal'e söyle, habire çağırmasın bunu. Ortada nikah yok, bir şey yok. Her gün burada. Sonra kızın babasından ters bir laf gelir, canım sıkılır. Ben şirkete gidiyorum. Kızım, ceketimi getir. Tamam babacığım. Kemal. Aşkım. Handan. Sessiz ol, baban evde. Delirdin mi kızım, sen ne yapıyorsun? Bir de baban evde diyor. Ay canım, ne var? Sabredemedim belki. Güller için teşekkür etmek istedim bir an önce. Aşkım, odam güllerle doldu. Affettirdin yani kendini bebeğim. Tamam hadi, tamam. Biri gelmeden çıkalım. Aşkımın
açamamış bir gül gibi içimi sızlatır, kaderi utandırır. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi, kayıp gitmiş hayaller elimizden. İsyanım var aşka, ana ne çare, paramparça yürek nafile. İkimize yazık etmem bu defa, ben alışamam artık sensizliğe. Hatice, ben bunu alacağım, kafe işler misin? Tamam canım. Bu da parası. Yeni mallar gelmiş. Ben bir onları yerleştireyim. Kolay gelsin. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Abla, o ne? Bu mu şey? Kemal için. Dün gömleği yırtıldı ya. İyi bakalım, sen şu hediye paketini yap. Ben de şuralara bir bakayım. Hadi kalk artık. Biri gelecek şimdi. Amma da telaş yaptın yani. Hayır, duyan da bir şey yapıyoruz sanır. Ha, bu arada bak, sana ne aldım. Aç bakalım, beğenecek misin? Şşş, ya bir konuşma da aç hadi. Vay, süpermiş. Bu yeni koleksiyon değil mi? Evet, bugün tanışma yıl dönümümüz aşkım. Onun şerefine. Tabii, yıl dönümümüz. Hani o gün bana çok güzel bir şey söylemiştin, hatırladın mı? Seni gördüğüm an zaman durdu demiştin Kemal. İşte saati de o yüzden almak istedim aşkım. Tamam o zaman. Bu akşam baş başa bir yemeğe çıkalım. Hem yıl dönümümüzü kutlarız. Ne dersin? Peki, olur. Artık hediyemi de orada verirsin. Hazırlandın mı şimdi de? Hı. Daha vakit var. Cüneyt bir saate anca geçer kulübe. Erken çıkmam lazım. İşimi şansa bırakamam. Cüneyt'in beni bir an önce fark etmesi lazım. Doğru, haklısın. Osman, oğlunun beslemeyle evleneceğini öğrendi mi? Bir şey duyduğunu sanmıyorum. Duysa çoktan kıyamet kopardı. Duyursana o zaman, kopsun kıyamet. Peki, duyurayım. Sonra Osman'la Cüneyt birbirine girsin. Cüneyt'e Feride'yi alıp basıp gitsin, ha? Doğru. Neyse, tamam, görüşürüz şirkette. Anne, neler oldu anlatsana. Baban çok ağır laflar etti Feride'ye, çok. Nasıl laflar? Ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyor dedi, yüzüne baka baka. Ay, çok utandım çok. Hay Allah ya. Kızcağız mahvolmuştur anne. Ay çok ayıp. Daha dur. Bir de yanaşma dedi. Ay kesin duydu Feride.
Ay inanmıyorum ya. Bu kadar da yapılmaz ki. Sorma Yıldız. Anne. Feride nerede? Bilmem. Odasındadır herhalde. Anne. O konudan babamı şimdilik bahsetmeyelim, tamam mı? Neden? Fikrini mi değiştirdin? Ben değil. Feride'nin zamanı ihtiyacı varmış. Acele etmeyelim. Bekleyelim biraz. Tamam oğlum, sen nasıl istersen. Ben çıkıyorum. Anne. Feride'ye göz kulak ol, tamam mı? Sen Feride'yi merak etme. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Aşkım şu bilekliğe bak. Nefis değil mi ya? Hmm. Şu üstündeki taşlar var ya, hepsi pırlanta. Çay alacağım. İster misin? Olur. Çıkıyor musun abi? Evet çıkıyorum. İlk önce spora gideceğim, oradan da şirkete. Çok çalışmam lazım. Yoksa faturanı nasıl öderim beyefendi? Ne faturası abi? Mesela bu. Ne oldu bu fatura? 200 tane gül almışsın. Çiçekçi dükkanı mı açacaksın sen? Mecburen aldım abi. Handan'ın gönlünü almak için. 200 tane gülle mi aldın Handan'ın gönlünü yani? Bravo. Handan bu abi. Yani tek gül alsaydım cimrisin diye başımda paralardı. Ona ya güzel bir hediye alacaksın ya da 200 tane gül. Feride gibi değil ki abi o. Feride'ye bir gülümsesen dünyalar onun olur. Ama Handan böyle işte. De Feride deyince bir yüzün düştü. Umarım bir sıkıntı yoktur. Neyse. Görüşürüz. Saat kaç oldu? Dershaneye ne zaman gitmeyi düşünüyorsun küçük hanım? Ya abla söyledim ya, sabahki derslerin hepsi iptal. Matematik hocamız kaza yapmış. İyi de kader, neredeyse öğlen oldu. Ya biraz daha oyalanırsan diğer dersleri de kaçıracaksın. Ay bunlar çok güzel ya. Kader. Of abla ya. Ders programını senden daha iyi biliyorum değil mi? Abla ya. Sizin bu dükkan var ya, sinek ağlıyor. Ben geldiğimden beri tek bir müşteri bile gelmedi yani. Ablacığım, sen bana bir çay daha getirsene. Kader, bunda içip hemen dershaneye gidiyorsun ama. Tamam, söz. Ben düşündüm de sen haklısın. Vakit nakittir değil mi? Ben dershaneye gidip en iyisi test çözeyim. Benim böyle içime sinmedi. Hayret. Yani bu sene böyle çalışırsan emeklerimiz boşa gitmeyecek. Hadi ablacığım. Akşama görüşürüz. İyi dersler.
can acımıyor değil mi ha? Pansuman iyi geldi. İyiyim ana, merak etme. Kuzum benim. Kuzum benim. Bana bak, gitmem lazım ha. Bir şey olursa ara, tamam mı? Tamam anam, ararım. Kolay gelsin. Cüneyt Bey? İnanmıyorum. Eylül Hanım, siz de buradasınız. Daha önce hiç karşılaşmadık. Yeni üye oldum. İzmir'de başka bir kulübe gidiyordum. Güzel raket. Bu işten anlıyorsunuz belli. Bir maç yapalım o zaman, ne dersiniz? Olur. Kaybeden öğle yemeğini ısmarlar ama. Anlaşıldı. Ben neden çıkmadığını biliyorum Feride, ama yapma böyle. Hı? Ben Osman amcayı rahatsız etmek istemedim. Hadi, Osman amcan gitti. Zühre anne. Hı? Ben bu evden gitmek istiyorum. Burası Osman amcanın evi ve o beni burada istemiyor. Haklı da. O kadar uzun boylu değil. Hiçbir yere gidemezsin. Nereye gideceksin? Hem Cüneyt'e ne deriz? Çıkar bu deliliği aklında. Çay yaptık. Annemlerdeyim canım. Ah Ferman, çok sevindim. İyi, hayırlı olsun. Haftaya geliyorsun o zaman. Tamam canım. Efendim? Ha. Yok, olmadı. Bu ay da olmadı. Tamam, görüşürüz. Ne oldu Yıldız? Yok bir şey. Ferman aradı, haftaya geliyormuş anne. İyi, gözün aydın. Yıldız abla, neyin var? Kötü bir şey mi oldu? Yok. Sultan anne sinirlerim bozdu yine. Ne diyor boş boğaz? Ferman'a karın gebe kaldı mı diye sormuş. Ay, olsa söylemeyiz sanki değil mi? Çok özür dilerim. Benim sinirlerim bozuldu. Gelirim birazdan. Maç sayısı. Bu sayıyı alan maçı alır. Tamam. Tebrikler. Çok naziksin. Ama bana bilerek yenildiğini biliyorum. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu anlayacak kadar anlıyorum bu işten. Olsun. Yine de kazandım. Öğle yemeğine ne yemek istersin? Sen bilirsin. Senin seçimlerine güveniyorum. Ama şöyle iyi pişmiş kırmızı et, hayır demem. Aklımdan geçeni söyledim.
Buna Mars derler. Birader zar tutuyorsun sen ama. Hadi hadi söylenme. Aa, bu arada sana hasılatı verecektim. Hiç hatırlatmıyorsun. Ya, acelesi yok. Maşallah Kemal Bey. Yarım günde benden çok hasılat toplamışsınız. Ne o, kıskandın mı? E iyi şoförüz oğlum, olacak o kadar. Sen soruma cevap ver. Cebinden vermiyorsun değil mi parayı? Ya yok be koçum. Sabah müşteri çoktu. İyi öyle olsun bakalım. O ne? Önemli bir şey değil, ver onu. Madem önemli değil niye atlıyorsun? Kemal bak vallahi kızacağım, versin zaten elim acıyor. Yürek yangınım senin. Vay. Al. Kardeşimizin yüreğinde yangın çıkmıştı, haberimiz yok. Kim bari bu kundakçı, onu söyle. Ya yok kundakçı mundakçı, daha ortada fol yok, yumurta yok. Olsa söyleriz herhalde değil mi? Hemşerim molan bitmedi mi? Hadi yürü, duraktan beklerler. Doğru söylüyorsun vallahi ya. Ama alacağım ifadeni, haberin olsun yanık yürekli kardeşim. Yürü lan işine zibidi. İzninizle. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Sizi şöyle alabilir mi isterseniz? Buyurun. Teşekkürler. Söylememe gerek yok herhalde. Tabii efendim, sadece ne içmek istersiniz diye soracaktım. Şarap? Olur. Kırmızı. Kırmızı. Hemen efendim. Güzel yermiş. Sessiz. Sakin. Evet. Ben de çok severim burasını. Bir şey mi oldu? Yok. O anladım. Bütün gözler üzerinde yine. Şirkette de öyle. Spor salonunda da öyleydi. Öyle mi? Fark etmedim. Erkek arkadaşının işi zor. Yani hiçbir erkek yanındaki kadının bu kadar ilgi çekici olmasından pek hoşlanmaz. Sevgilim olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Buyurun Hayuk Bey. Evet, uygunum. Dinliyorum sizi. Evet, doğru.